Aşağıdaki sütün grafiğinde bir oto galerisindeki A ve B marka araçların yıllara göre satış rakamları gösterilmiş. Buna göre 2019'dan 2022'ye kadar B marka otomobili A marka otomobilinden 20 adet fazla satıldığına göre 2019 yılında A marka otomobilinden kaç adet satılmıştır diye soruluyor. Yani şuraya x dersek bize x sorulmuş oluyor. Şimdi B marka otomobilden 2019'dan 2022'ye kadar kaç tane satıldığını bir bulalım. Bakın 80 tane burada satılmış. 50 burada 130. 80 burada 210 ve 80 de burada 290 tane B marka otomobil satılmış. O zaman A markadan 270 tane satılmıştır diyebiliriz. Çünkü 20 adet fazlaydı. Şimdi ise A markaları sayalım. A markadan bakın burada mavilere bakacağız. 50 tane burada satılmış. 50 tane burada satılmış. 100. 100 de burada satılmış. 200. X de burada satılınca 270 olmuş. O zaman X kaçtır? Tabii ki 70'tir. Bize 2019 yılında ne kadar satıldığını sormuştu ve X'i soruyor demiştik. O halde cevabımız C seçeneği olacaktı. A şehrinden aynı anda B şehrine hareket eden 3 farklı aracın belli bir zaman sonunda A şehrine olan uzaklıkları birinci grafikte, B'ye olan uzaklıkları da ikinci grafikte gösterilmiş. Şimdi X aracı ise yine A ve B şehirlerinin tam ortasındadır deniliyor bakın. Ben A ve B şehirlerini arasındaki mesafeyi gösterecek olan şu şekilde bir doğru çizsem, şuraya A şehri, buraya B şehri desem, X aracı tam ortadaymış. Yani şurada bir yerde. Pekala. Şimdi x aracının a şehrine olan uzaklığını 120 dereceyle gösterdiğine göre demek ki arkadaşlar x aracının b şehrine olan uzaklığını da 120 dereceyle göstereceğiz burada. Yani arkadaşım ben bu 120 dereceyi 120 kilometre ile modellemek istiyorum. Yine burası da 120 kilometre olsun istiyorum. Pekala şimdi y aracına bakıyorsunuz 90 derece ise o zaman a şehrine olan uzaklığını 90 kilometre diyebilirim. Yani o zaman Y aracı şurada ve bu kısım 90 kilometre. O halde Y ile X arasında kaç kilometre kalır? 30. Şimdi bir de Z aracımız var. 120 burası 90'dı biliyorsunuz. O halde 90, 120 daha 210 yapar. Buraya 150 derece kalır. Değil mi? O zaman Z aracı da A şehrine olan uzaklığı 150 kilometredir. Yani şurası 150. Bakın burası 150. Şurası da 120 ise demek ki araya kaç kalıyor? 30. Yani X aracı Y ile Z'nin de tam ortasındaymış ayrıca. O halde arkadaşlar bakın bize sorulan şey Z aracına ait daire diliminin merkez açısının ölçüsü ikinci grafikte kaç derecedir? Yani Z'nin B'ye olan uzaklığı soruluyor. E şimdi ben şu kısmın 120 olduğunu biliyorum. E şurası da 30'du. Madem öyle burası buraya 90 kalır. Z aracı B'ye 90 kilometre uzaklıktaysa demek ki şu kısım 90 derecedir diyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız da C seçeneği olur. Aşağıdaki daire grafiğinde bir sınıftaki öğrencilerin tuttukları takımlarla ilgili bilgiler verilmiş. Sınıfta C takımını tutan öğrenci sayısı B takımını tutan öğrenci sayısının 2 bölü 3 katıdır. B takımını tutan 6 öğrenci var. 6'nın 2 bölü 3 katını hemen bulacaksınız. Bu da bize neye verir? 4'ü verir. Demek ki C takımını tutan 4 öğrenci var. Şimdi sınıfta toplam kaç öğrenci olduğunu bulabiliriz. 6, 4 daha 10 yapar. 14 daha 24 tane öğrenci var. Bu 24 tane öğrencinin sevgili arkadaşlar 6 tanesi B takımını tutuyor. Bana sorulan şey şu B takımını tutan öğrencilere ait daire diliminin merkez açısı yani şurası soruluyor bize. Peki 24 öğrenciden 6'sı B takımını tutuyorsa 360 tane öğrencimiz olduğunu düşünecek olursak neden 360? Çünkü daire diliminin merkez açısı 360 dairenin merkez açısı 360 derece. 360 derecede kaç derecedir diyelim? Bakın çeyreği ise yani dörde bölünmüşse bunu da dörde bölerek 90 derece bulabilirsiniz. O halde cevabımız C seçeneğinde verilmiştir. Aşağıdaki sütün grafiğinde Çiğdem Hanım'ın bankada bulunan toplam birikiminin yıllar içerisindeki değişimi gösterilmiştir. 2019'da 50 bin lira birikimi varken 2020'de ne kadar olduğunu bilmiyoruz. 2021 için 250 bin lira, 2022'de ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Ama bunları bilelim diye bize bazı bilgiler vermiş. Bunları okuyalım. 2019 ile 2020 yılları arasındaki birikim miktarı yani şuradaki birikim miktarı 2020 ile 2022 yılları arasındaki birikim miktarının yarısıdır. Yani burayı da şöyle gösterelim. Bakın şu kısım hatta bunu farklı bir renkle gösterelim. Daha da iyi olacaktır. Şöyle turuncuyla gösterelim. Bakın şurasının yarısıymış. Yani o halde ben buradaki birikim miktarını A dersem burası 2A olacaktır. Pekala. Şimdi o zaman şuradaki birikim miktarına ben A artı 50 diyebilirim. Yani şuradaki değere. Buradaki değere de tabii ki A artı 3A artı 50 diyebilirim. Çünkü A artı 2A'dan 3A yapar burası. Pekala. 2019 ile 2022 yılları arasındaki birikim miktarı yani 50'den şuraya kadar olan 3A artı 50'den 50'yi çıkarırsanız 3A yapacaktır. Bu neyi eşitmiş biliyor musunuz? 2021 ile 2022 yılları arasındaki birikim miktarının 6 katına. Yani şunun 6 katına. Peki bunu bulabilmek için ben 3A artı 50'den 250'yi çıkarırım. Böylelikle 3A 200 bulurum. İşte bunun 6 katı sevgili arkadaşlar 3A'ya eşitmiş. O halde denklemi yazalım. 3A eşittir. 18A eksi 1200 yazdım. Buradan 15A eşittir. 1200 gelir ve A da buradan 80 gelecektir. Şimdi A 80'miş. Bize sorulan e, soruya bakalım. Buna göre Çiğdem Hanımın 2022 yılındaki toplam birikim miktarı, 2022 yılındaki toplam birikim miktarından ne kadar fazladır? Yani 3a artı 50 diyor. 2020 yılında da, da a artı 50 idi. A artı 50'den ne kadar fazladır diye sorulmuş arkadaşlar. Bu arada 3a artı 50 burası. Çıkardığımız takdirde zaten 2A'yı bulacağız. E ben A'yı 80 bulmuştum zaten. O halde 2 çarpı 80'den doğru cevabımız 160'tır deriz. Cevap D şıkkında verilmiştir. Aşağıdaki sütün grafiğinde birinci sınav notları eşit olan Ali, Burak, Cemal, Davut ve Emre'nin Ali, Burak, Cemal, Davut ve Emre var. Bunların sınav notları da eşitmiş. Hepsine 10K not aldı diyelim. Yüzdeleri kolay alınabilsin diye 10 seçiyorum. Hepsi 10K not aldı. Pekala. Birinci grafikte ikinci sınavlarda bu birinci sınavlara göre ne kadar artış gösterdiğinin grafiğiymiş. Mesela Ali %60 artış göstermiş. Yani ikinci sınav notu 16K. Burak %50 artış göstermiş. Daha sonrasında e, Cemal arkadaşlar %40 artış göstermiş 14K. E, Davut %50 artış göstermiş 15K ve Emre %30 artış göstermiş 13K. Bana diyor ki Emre'nin tüm sınavlardan aldığı notlar toplamı Cemal'in tüm sınavlardan aldığı notlar toplamından 60 fazla. Şimdi tüm sınavlar derken bunlar kaçar tane sınava girmiş onu bir bulalım. 30, 60, bakın burası 90, burası 120, burası 60. Ben bunların her birini 30'a bölersem 2 tane. Hatta ve hatta direkt sayı da verebiliriz. Çünkü herhangi bir e, sınav sayısı verilmemiş bize. Mesela 30'u 30'a böldüm 1 tane sınava girmiş. 60'ı 30'a böldüm 2 sınava. 90'ı 30'a böldüm 3 sınava girmiş. 60'ı bölmüştük 2 sınava. 120'yi 30'a böldük 4 sınava girmiştir emre. Şimdi notları 13K olan 4 tane sınava girmiş Emre. Dolayısıyla 4 x 13K artı bir de en başta girmişti o da 10K dedim. Ve Emre'nin tüm sınavlardan aldığı notların toplamı Cemal'in tüm sınavlardan aldığı toplam not toplam notlardan 60 fazlaymış. Şimdi şuraya bakalım. Cemal kaç tane girmiş? 3 tane. 2. 3. 4. sınava girmiş. 14K puan almış. Yani 3 çarpı 14K artı bir de en başta girmişti. Şimdi ben bundan bunu çıkardığım takdirde 60 bulacakmışım. 10K'lar bir gitsin. 4 kere 13K 52K yapar. 3 kere 14K da 42K yapar. Ben bunları birbirinden çıkarırsam 10K eşittir 60 olur. K da buradan kaç gelecektir? 6. Şimdi K'yı bulduk. Peki bize sorulana bakalım. Ali'nin ikinci sınavdan aldığı notu birinci sınavdan aldığı nottan kaç fazladır? Yani 16K 10K'dan kaç fazladır? Tabii ki 6K fazladır. Peki ben K'yı kaç buldum? 6. Dolayısıyla 6 çarpı 6 derseniz cevabımız 36 olur. Doğru cevap D seçeneğinde verilmiştir sevgili arkadaşlar. Aşağıda şekil 1'deki doğrusal grafikte bir aracın deposunda bulunan yakıtın zamana göre değişimi, şekil 2'de doğrusal grafikte ise aynı aracın zamana göre aldığı yol gösterilmiştir. Deposu tam doluyken 70 litre yakıtı bulunan araç 4 saat yol katettikten sonra bir istasyona uğruyor ve depoyu tam olarak doldurup yoluna aynı hızla devam ediyor. Buna göre bu araç deposunda bulunan yakıtla başlangıçtan itibaren en fazla kaç kilometre yol kat eder diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şurada 28 litre yakıtın azaldığını görüyoruz. Bu azalma 4 saatte gerçekleşiyor. 4 saatte 28 litrelik benzin harcı. Daha sonrasında deposunu 70 litreye geri getiriyor. Yani toplamda 70 artı 28 litrelik bir benzin harcayacak. Yani toplam 98 litre. Pekala. Şimdi diyoruz ki bu araç yanındaki grafik yardımıyla 3 saatte 160 kilometre yol alıyorsa 1 saatte arkadaşlar 120 kilometre yol alacaktır. Şimdi gelin şu 4 saatte 28 litre harcıyordu ya bunu da 1 saatteki harcadığı litreyi bulalım. 4'e bölerseniz 7 litre harcıyor. O halde buradaki 98 litreyi gideceğiz 7'ye böleceğiz. 98 bölü 7 eşittir 14 diyeceğiz. Demek ki 14 saatte tüketecek deposundaki tüm benzini. O halde 14 saatte kaç kilometre yol alacağını bulalım. Bunu 14 katına çıkardıysak bunu da 14 katına çıkaracağız. Yani 14 çarpı 120 kilometre bizim cevabımız olacak. Bu da 1680'i verir. Doğru cevabımız D seçeneğiydi. Aşağıdaki tabloda Teknofest yarışmasına katılan projelerin alanı ve proje sayıları verilmiştir. Bu projenin dağılımı bir daire grafiğinde gösterildiğinde eğitim teknolojileri alanında yani 200 tane e, proje olan eğitim teknolojileri alanında e, daire dilimi grafiğinde gösterildiği takdirde de 120 derecelik bir merkez açıya sahip oluyor. Buna göre yarışmaya insansız hava araçları alanından katılan proje sayısı kaç tanedir? Yani 12 soruluyor. Bize önce ikisi bulmak gerekiyor. Şimdi şöyle diyelim. <laughs> Toplamdaki proje sayısını bulalım. 8x 12x daha 18x artı 200 130 daha 330 yapar. 18x artı 330 tane projenin arasından 200 tanesi eğitim teknolojileri ise 360 derecelik projede 120 derecesi eğitim teknolojileriymiş. O halde içler dışlar çarpım bizim işimizi görecektir. Yani 120 çarpı 18 x artı 330 eşittir. 360 çarpı 200 dedik. Her iki tarafı 120'ye böldüğümüz takdirde bakın burada 3 kalır. 3 kere 200 600 yapar. Şuradaki 330'u karşıya atarsanız 18 x eşittir. 600'den 330'u çıkarırsanız 270 gelir. Her iki tarafı 9'a böldüm. 2x eşittir 30. Her iki tarafı 2'ye böldüm. x eşittir 15 geldi x15 ise bize 12 sorulmuştu. 12 ise 150 yapar. Doğru cevabımız C seçeneğinde verilmiştir. Aşağıdaki tabloda elektrik üreten santral çeşitlerinin 2021 ve 2022 yıllarındaki üretim yüzdeleriyle üretim yapan santral sayıları verilmiştir. Buna göre 2021 yılına göre 2022 yılında elektrik üretiminde artış yüzdesi en çok olan hidroenerjidir denilmiş. Bakın 16.8'den %16.8'den %31.8'e çıkmış. %31.1'e çıkmış. Yani büyük bir oran aslına bakarsanız. Ve diğerlerine göre de bayağı büyük sürüyor. Fakat güneş enerjisine bakacak olursanız 4'ten 8.4'e çıkmış. Yani sayısal olarak küçük fakat artış yüzdesi önemli bizim için. Çünkü öyle demiş artış yüzdesi. Bakın 4'ten 8.4'e çıkması demek %100'den daha fazla bir artış demek. Ama yani iki katından daha fazlasına çıkmış. Ama hidroenerjinin enerjinin %100'ü artsaydı bile 16.8'i 2'ye katladığımız takdirde 31.1'den büyük gelecekti. Dolayısıyla arkadaşlarım birinci öncülümüz yanlış. 2021 yılına göre 2022 yılında rüzgar ve güneş enerjisinden daha çok faydalanırken bakın %9.4 iken 10.8 olmuş 4 iken 8.4 almış evet. Doğalgaz ve kömür kullanımı azalmıştır. Doğalgaza bakıyorsunuz azalmış. Kömüre bakıyorsunuz azalmış. Dolayısıyla ikinci öncülümüz doğru. Bir doğalgaz santralinde yaklaşık 71 megawatt elektrik üretilmektedir. Şimdi kaç tane doğalgaz santralimiz var? 348 tane. Bize verdiği bilgiye göre şunun doğru olması gerekiyor. Ben 348 ile 71'i çarpınca çünkü her bir e, santral 71 megawatt elektrik üretiyor demiş bize böyle bir iddiada bulunmuş. 348 tane var çarptığımız zaman şunu vermiş olması gerekiyor. Çarpalım 348 daha sonrasında 7 kere 8 56 yapar. 4 kede 28 33 gelir elde var 3 ve 24 yapar. Topladığınız takdirde 8 0 7 4 2 gelir yani 24.708 de 101.518 eşit değil tabi doğal olarak. Üçüncü öncül yanlış cevabımız B seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki besin piramidinde sağlıklı yaşam için kullanılması gereken yiyeceklerin ve içeceklerin hangi sıklık ve miktarda olmasının daha uygun olduğu verilmiş. Buna göre besin piramidi dairesel grafikte gösterilirse aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Bakın maksimum en fazla E daha sonrasında Büyükten küçüğe doğru E, D, C, B, A biçiminde gidiyor. Zaten 5-7 porsiyon, 3-5-2 porsiyon az miktarda ve 2 haftada 1 kere olarak verilmiş bize. O halde arkadaşlar e, buradaki harfler yani E, D, C, B, A'da büyükten küçüğe doğru dairesel grafikte sıralanmalı. Bakın E, D ve C Edirne'de eşit. E ile A, C'de eşit. D şıkkında B, A'dan, C'den ve D'den daha büyük görünüyor. Bu da olmaz. Bakın burada da C, D'den daha büyük görünüyor. Bu da olmaz. O halde cevabımız Adana seçeneğidir. Çünkü büyükten küçüğe doğru zaten bu şekilde sıralamış. Cevap A seçeneği olabilir sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda bir ailenin aylık giderlerinin yüzdeleri ve miktarlarının bazıları verilmiştir. Bu tablo daire grafiğinde gösterildiğinde ulaşım ve diğer giderlerin merkez açıları sırasıyla x ve y'dir. Buna göre x artı y toplamı kaçtır diye soruluyor. %20, %15 daha, %35 ve %42 daha, %77 yapar. Demek ki şuradaki 3 kalem gider yani faturalar, giyim ve ulaşım onlar da %23 yapıyormuş. Peki bunların toplam miktarı nedir? 1200 1600 daha 1800 960 daha 2760 yapar. Bakın 2760 TL demek. %23'üne tekabül ediyorsa 960 yani ulaşım giderinin sevgili arkadaşlar 960 özür dilerim bu kadar TL'nin yüzde kaç olduğunu bilmek istiyoruz. Bu yüzden de bunu bununla çarpıp buna böleceğiz. 960 çarpı 23 bölü 2760 dediniz. Öncelikle sıfırları bir götürelim. Sıfırları götürdükten sonra 23'e böldüm 1. 23'e bölerseniz 27'nin içerisinde 1 defa. 46'nın içerisinde 2 defa. 12'ye böldüm 1. 12'ye böldüm 8. Yani ne geldi? %8 geldi. Çok güzel. Bakın burası %8. Peki ulaşım ve diğer masraflar %50'sini mi oluşturuyor bu işin? Evet. O zaman ben bunu bir daire grafiğinde gösterecek olursam yarısını yani 180 derecesini arkadaşlar şu kısmını neyle göstermek zorundayım? Ee, ulaşım ve diğer giderler için kullanmak zorundayım. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktı. Ali Bey bahçelerinden topladığı elma, hünnap ve kirazları satmıştır. Bu meyvelerin satış yüzdeleri aşağıdaki sütun grafiğinde de verilmiş. Satış sonrasında kalan meyvelerin ağırlıklarının dağılımı aşağıdaki dairesel grafikte verilmiş. Başlangıçta hünnap 40 kilogram olduğuna göre elma kaç kilogramdır diye sorulmuş. Kirazların 150'sini satıldığını görüyorsunuz. E burada da kiraza 175 derecelik bir dilim kalmış. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle diyeceğiz: 175 derece kaldıysa, yani 175 K diyelim biz buna, daha anlamlı olur. 175 K kaldıysa başlangıçta 350 K'dır diyebiliriz. Pekala. Şimdi Hünnap'a bakalım. Hünnap'ın %25'i satıldıktan sonra 75 derecelik açısı kalmış. Dolayısıyla başlangıçta aslında 100K'ymış diyebiliriz. Başlangıçta 100K Hünnap var. Daha sonrasında 350K ne var? Kiraz var. Ve sevgili arkadaşlar son olarak elmaya bakalım. %12'si satılmış. Geriye %88'i kalmış. %88'i 110 derecelik açı yapıyorsa yüzde yüzü yani başlangıçtaki miktarı kaç derecelik açı yapar ya da k diyebiliriz bunlara az önce de k demiştik. O halde 110 ile 100'ü çarpıp tabi 88'e böleceğiz. 11'e böldüm 8 11'e böldüm 10. 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 25, 2'ye böldüm 2'ye böldüm 5, 5 çarpı 25'ten 125 k'da ne geldi arkadaşlar? Elma geldi. Şimdi diyor ki bana Hünnap başlangıçta 40'tı. 40 kilogramdı. %40'sa 125'te kaçtır? 125'in %40'ı sorulmuş aslına bakarsanız. Burada 125'i %40 demek ne demek? 2 bölü 5'ini almak demek. 5'e böldünüz 25, 2 ile çarptınız 50 yapar. Dolayısıyla başlangıçta 50 kilogram elma vardı. Cevabımız C seçeneğiydi diyebiliriz. Aşağıda seksek oynamak için şekil gösterilmiştir. Başlangıç bölmesi burası. Oyun için bir numaralı kutudan oyuna başlanacak. Yani şuna basılacak. Çift bölmelerdeki iki kutuya birden basılacak. Bir sekmede en fazla bir kutu atlanabilir ve her sıçrayıştan sonra basılan rakamların toplamı elde edilen puana eşittir. Buna göre 4 sıçrayışta oyunu bitiren bir oyuncu en fazla kaç puan almıştır? Bakın birden sonra iki yerine tabii ki 3'e basmayı tercih ederim. Daha fazla puan alırım. Şu ikisine de mutlaka basmak isterim. Böylelikle çok daha fazla puan almış oluruz. 1 artı 3 4 yapar. 4 artı 5 9 ve 7 artı 8 15 yapar. Bunların toplamı da bize 28'i verecektir. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda 9 noktadan oluşan şeklin noktalarından bazıları yatay ve dikey olarak birleştirilip küçük bölmeler oluşmaktadır. Bu bölmeler arasında yazılan sayılar o bölmenin etrafına çizilen kenar sayısını göstermektedir. Mesela burada 4 varsa 4 kenarı da çevrili, 2 varsa 2 tane komşu kenarı vardır. Bu şeklinde 16 noktadan oluşan bölmelerin işlerine yazılabilecek sayıların toplamı Bakın burada 2 tane kenar var. Buraya 2 yazılır. Burada 2 tane var. 2. Burada yine 2 tane var. 2. Burada 3 tane var. 3 yazdım. Burada yine 2 tane var. 2 yazdım. Burada sadece 1 tane var. 1 yazdım. Burada 2 tane var 2, 3 tane var 3 ve 2 tane var 2. Bunları da toplarsanız arkadaşlar doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 22 tane öğrencinin katıldığı bir oyunda her bir öğrencinin elinde 6 tane oyun kartı bulunmaktadır. Yani toplamda 22 çarpı 6'dan 132 kartla oynanıyor bu oyun. Oyunu kaybedenler elindeki kartları kazananlara vermektedir. Oyun sonunda kazananlar ve kaybedenler belli olup oyun bittiğinde bazı öğrencilerde sırasıyla ardışık çift sayılar olacak şekilde 2, 4, 6, 8, 10 diye oyun kartı kalmıştır. Buna göre demiş 3 tane ifade verip hangileri doğrudur diye sorulmuş. Öncelikle e, tabi oyun sonunda kazananların ellerindeki toplam kartları da topladığımız takdirde 132'yi bulmak zorundayız. O halde arkadaşlar Burada en son e, oyuncunun elinde 2 en tane kalmıştır dersek eğer. Bunun bir toplam formülü vardı neydi? N çarpı N artı 1'di. N çarpı N artı 1 132 olacaksa eğer. N11, N 11, N artı 1 de 12 olmalı. 11 çarpı 12'den. Demek ki toplamda 11 tane oyuncu kalmış geriye. Oyun kartı kalan öğrenci sayısı 11'dir demiş. Doğru. Elinde hiç oyun kartı kalmayan öğrenci sayısı 10'dur demiş. Bakın 11 tane öğrenci kazandıysa 11 tane öğrenci kaybetmiştir. Yani elinde hiç kart kalmamıştır bu 11 öğrencinin. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlış. Elinde en çok oyun kartı kalan öğrencinin elinde 22 tane oyun kartı kalmıştır. Bakın ee, biz 11 oyuncu var demiştik. O zaman ne 11'di? 2 çarpı 11 derseniz maksimum oyun kartına sahip olan öğrencinin elinde 22 tane kart vardır deriz. Üçüncü öncülümüz de doğru olur. Cevap D seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Aşağıda 3 adet 3'lü 2 adet 5'li priz verilmiştir sadece bir adet elektrik kaynağı bulunduğuna göre bu prizleri aynı anda en çok kaç tanesi kullanılabilir? Bakın şimdi şunu şuraya taktığımızı düşünelim. 3 tanesi kullanılabilir durumda. Yalnız bunu da alıp şuna taktığımızı düşünelim. Bunu alıp şuna taktığımızı düşünelim. Şunu aldım ve şuna taktım. En son bunu aldım ve onu da buna taktığımızı düşünelim. Artık buna bir şey takmamıza gerek kalmıyor. Bakın açıkta kaç tane kaldı? Burada 6 tane var artı burada da 9 tane var. O zaman en fazla 15 tanesini kullanabiliriz. Cevabımız C seçeneği olur. Aşağıda gösterilen bir sokakta bulunan evler numaralandırılırken sokağın sol tarafındaki evler birden başlayarak ardışık tek sayılarla sağ tarafındaki evler ikiden başlayarak ardışık çift sayılarla numaralandırılmıştır. Girişi gösterilen sokağın sol tarafındaki evler numaralandırılırken toplam 15 tane bir rakamı kullanılmıştır. Buna göre sokağın sol tarafında en fazla kaç tane ev vardır? Şimdi biri kullandığım sayıları yazacağım sadece. 1'de 1 bir kullanıyoruz. 11'de, 13'de, 15, 17, 19'da, 21'de kullanıyoruz. 31'de, 41'de, 51, 61, 71, 81 ve 91'de kullanıyoruz. 101'de kullanıyoruz değil mi? Pekala ve sadece tek oldukları için bu şekilde yazdım. O halde arkadaşlar bir tane burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bakın 101'e gerek yokmuş. Çünkü 15'i bulduk artık. Ne yapacağız? 91 tane mi? Tabii ki hayır. Çünkü en fazla diye sormuş. Buradan anlamalıyız. 91'den sonra 93, 95, 97 ve 99'u da kullanırsam en fazla olduğunu durumu bulurum. 101'i kullanamam tabii ki. Demek ki 1'den başlayıp 99'a kadar numaralandıracağız. Peki burada kaç tane ev vardır? 99'dan yani son terimden ilk terimi çıkarıp ikişer ikişer arttıkları için tek sayılar olduklarından 2'ye böldüm ve 1 ekledim. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Bir. 99'dan 1'i çıkardınız 98, 2'ye böldünüz 49 ve 1 eklediniz. 50 tane ev buldunuz cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiştir. 60 sorudan oluşan bir sınava girmiş olan Makbule ve Coşkun'un sınav sonucunun bir kısmı aşağıdaki tabloda verilmiş. Sınav puanı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır. Her iki doğruya bir doğru eklenip toplam doğru sayısı bulunur. 30 tane doğrusu varsa 2 doğruya bir tane ekliyorsak 30 doğruya 15 tane ekleyeceğiz. Yani 45 tane doğru diyeceğiz. Her 3 yanlışa bir yanlış eklenip toplam yanlış sayısı bulunur. 27'yi 3'e böldüğünüz 9. 9 tane yanlış ekleyeceğiz. 36. Bundan bunu çıkarıp 5 ile çarptığımız takdirde de neyi buluyoruz arkadaşlar? Sınav puanını buluyormuşuz. Yani şurası 9. 9 kere 5 de 45. Bunun sınav puanıymış. Makbule'nin sınav puanı 45 iken Coşkun'un da sınav puanı 45'miş. E buna göre Coşkun'un boş bıraktığı soru adedi sorulmuş bize. Sarıyla işaretledim yer. Pekala. 22 tane doğru vardı. 2'ye böldüm 11. Üzerine ekledim 33. Coşkun'un 3x tane yanlışı olsun. 3'e böldüm x ekledim üzerine 4x yaptı. 33'ten 4x'i çıkardınız 5 ile çarptınız ve 45 puanı eşitleyeceksiniz. Yani arkadaşlar şu kısmın ne olması gerekiyormuş? 9'un ta kendisi çünkü 5 kere 9 45 yapar. O halde 33'ten 4x çıkınca 9 bulmamız gerekiyorsa 4x eşittir 24'tür ve x de buradan kaç gelir? 6. x 6 ise aslına bakarsanız hani şurası 3x'ti ya 3 kere 6'dan 18 tane yanlış olduğunu söyleyebiliriz coşkunun. 22 tane doğru 18 tane yanlış varsa 40 tane soru işaretlemiş. O zaman geri kalan 20 tanesi boştur cevapta a seçeneğidir Birbirinden farklı iki sayının asal bölenleri toplamı eşitse bu sayılara asaldaş sayılar denir. 99 ve a 02 basamaklı sayısı asaldaş sayı olduğuna göre a kaçtır diye sorulmuş 99'un asal bölenleri 3 ve 11'dir. Bunların da toplamı bize 14'ü verecektir. Şimdi i̇şte A02 basamaklı sayısının da asal bölenlerini yazacağız. Ve kaç taneyse artık. Ve arkadaşlar bunların da toplamı kaçı verecek? 14'ü verecek. Bir kere A0'ın son basamağı 0 olduğu için 5'e mutlak surette bölünür. Sonu çift olduğu için 2'ye de bölünür. 5 2 daha 7 yapar. Peki ben bu 7'nin üzerine hangi asal eklersem 14'ü verir bize? Tabii ki 7'yi. Demek ki başka bir asal çarpanı yokmuş. Bize şu sorulmuş a kaçtır? A sıfır sayısında a kaçtır? Ben zaten bu sayının içerisinde bu çarpanlar olduğunu bildiğim için her birini çarparsam direkt bana 70'i verecektir. Dolayısıyla a 7'dir diyebiliriz. Cevabımız D seçeneğiydi. Aşağıda gösterilen hesap makinesinin üzerine kahve döküldüğü için taralı olan tuşları çalışmamaktadır. Buna göre bu hesap makinesinde iki basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir? Öncelikle 1'i kullanalım onlar basamağına. 1'in yanına 0, 1, 2, 3, 4, 6 ve 9'u getirebilirim. Yani onlar basamağı 1 olan 7 tane iki basamaklı sayı yazabiliriz. Bu durum 2 için de geçerlidir. Yani onlar basamağı 2 ise buradaki aynı sayılar sevgili arkadaşlar yine geçerlidir diyoruz. E 3 için de, 4 için de, 6 ve 9 için de geçerliyse Demek ki toplam 7 tane sayı onlar basamağına gelebilir. 0 haricinde 6 tane gelebilir. Ve her birinin yanına 7 tane sayı yazabiliriz. 6 çarpı 7'den doğru cevabımız 42 olacaktır. Cevap B seçeneğidir. Aşağıdaki rakamları farklı 3 basamaklı sayılar 1'den 5'e kadar rakamlar kullanılarak oluşturulmuştur. Yanındaki yeşil bölüme yazılan çizgi sayısı hem kaç rakamın bulunduğu hem de kaç rakamın yerinin doğru olduğu kırmızı bölüme yazılan çizgi sayısı ise kaç rakamın yerinin doğru olmadığı anlamına gelmektedir. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi yazıldığında yeşil kısma 1, kırmızı kısma 2 çizgi yazılır? Şimdi öncelikle 213 sayısı 2 tane kırmızı çizgi var. Demek ki bu sayılardan 2 tanesi bu sayı yani 2, 1 ve 3 rakamlarından 2 tanesi bu sayının içerisinde var fakat yerleri yanlış. Yanlış yerde duruyorlar demektir. 423 sayısına baktığımız takdirde de bakın 3'ün yeri değişmemiş fakat e, doğru tahmin edilen rakama dedi 2'den 1'e düşmüş e, ve sevgili arkadaşlar yeri de doğru olmuş. Demek ki bu 3 sayısı değil. Yani bizim sayımızın içerisinde 3 kesinlikle ama kesinlikle yok. Pekala. Demek ki 2 ve 1 mutlak surette bu sayının içerisinde var. Çünkü iki tanesi doğru yazılmış fakat yerleri farklı diyor. Yerleri farklı diyorsa demek ki bir kesinlikle birinci basamakta, 2 iki kesinlikle ikinci basamakta olacak. Sayımız 120 ile başlıyor. Pekala. Şuraya bakıyoruz. 2 kesinlikle burada demiştik. Demek ki bizim sayımızın içerisinde 4 de yok. O zaman buradaki 4 de olmaz. 1 ve 5 yerleri farklı yazılmış diyorsa doğru 1 burada olmalıydı demek ki 5 de son basamaklı olacak. Yani doğru sayımız 125 bizim. Eğer doğru sayı 125'te tabii doğal olarak D şıkkını eleyeceğiz. Çünkü eğer 125 yazılırsa 3 tane yeşil bölgeye çizgi çekilir. Bunu istemiyor bizden. Yeşil kısma bir tane, kırmızı kısma 2 tane diyor. 152'ye baktığınız takdirde 152 bir doğru yerde. 2 ile 5 doğru tahmin edilmiş ama yerleri yanlış yerde durduğu için bir tane yeşile iki tane kırmızı olacak cevabımız A seçeneğinde verilmiştir. Aşağıdaki iki tanesi üçlü, bir tanesi ikili ve bir tanesi birli kutulara birden 9'a kadar rakamlar birer kez yerleştirilecektir. Grup halindeki hiçbir kutucuğun içine ardışık herhangi iki rakam bulunmamaktadır. Yani şurada ardışık rakam olmayacak, burada ardışık rakam olmayacak diyor bize. Birli hariç diğerlerinin toplamı birbirine eşittir. Buna göre rakamlar yerleştirildiğinde birli kutuya gelebilecek rakamlar toplamı. Yani mesela şuraya bir rakam yazdık tamam. Şunun 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 içindeki sayıların toplamı da birbirine aynı zamanda eşit olacakmış. Şimdi şöyle düşünelim. Öncelikle arkadaşlar şunu bir alalım bakalım şöyle. Bakın diyorum ki ben 1'den 9'a kadar rakamları yerleştireceksem 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı 45'tir. Ve bir tane rakamı şu tekli kutucuğa ayırdıktan sonra diğerleri şunun toplamı x, bunun toplamı x ve bunun toplamı x olacak. Yani şunu ayırdıktan sonra diğerlerine 3x kalacak. Yani 3'ün katı olan bir sayı kalacak. Şimdi benim tüm rakamlarımın toplamının ben zaten 45 olduğunu biliyorum. O halde şu rakamı ayırdığım zaman diğerlerine 3'ün katı kalsın isterim. O halde ilk yazacağım sayı 3'tür. Çünkü diğerlerine 42 kalacak. Pekala. 42'yi de 3'e böldüğünüz takdirde bize 14'ü verir. Yani birinci üçlü kutunun toplamı 14 olacak. İkincisinin toplamı da 14. Üçüncüsünün toplamı da 14 olacak. O halde şuraya 9 vererek ve buraya da 5 vererek olaya başlayalım. 9'u ve 5'i yazdım. Toplamı 14. Şimdi buraya geldim. Buraya 1 yazdım. Buraya 2 yazdım. 3 zaten burada olduğu için ardışık yazamayacağım. Şuraya 4 yazdım. 5 zaten burada. O halde ben buraya 6 yazıyorum. 6 2 daha kat yapar, 8 yapar. Toplamının 14 olması gerekiyordu. 8'in üzerine ne koyarsak 14 olur? Yine 6. Demek ki bu kısım 6 olmayacak. Tamam. Pekala. O zaman ben 4'ü şuraya yazarsam, 2 4 daha kaç yapar 6? O halde buraya 8 gerekir derim. Geriye yazmadığım rakamlar hangileri? Bakın 1 2 3 4 5 6'yı yazmadım. Bir de 7'yi yazmadım. Bunların her birini toplarsanız 14, 14 ve 14'ü verir. Demek ki buraya yazılabilecek sayılardan bir tanesi 3. Şimdi ise bir başkasını bulalım. Yani şöyle diyelim. Şunu şöyle büyütelim. 3'ten sonra ne yazılabilir? Tabii 3'ün katını yazacağız mecbur. 6 yazılabilir. Pekala 6 sağlar mı buna bakacağız. Şimdi şuraya 8 yazdım. Bu arada bunların da toplamı bu arada 45'ten 6'yı çıkardım 39. 39'u 3'e böldüm 13 geldi. Yani bunların her birinin toplamı 13 olacak. 8'i buraya yazdıysam yanına 5'i yazacağım. 8, 5 daha 13. 1'i buraya yazdım. 2'yi buraya yazdım. 3'ü buraya kullandım. Ardışık yazamayacağım için. 4'ü buraya kullandım. 2 4 daha kaç yapar? 6. 13 gelmesi için buraya 7 yazmam gerekir. 1 3 daha 4. 13 gelmesi için buraya 9 yazmam gerekir. Bakın şu an tüm şartlar sağlandı. Demek ki buraya 6 da gelebiliyor. O halde başka bir şey deneyelim. Ve bu sefer en sondaki tekli kutucuğa Tabii ki 9 yazacağız. Başka da bir şey yazamayız zaten. Buraya 9'u yazdım. 1'i buraya yazdım. 2'yi buraya yazdım. Bu arada 45'ten 9'u çıkardık 36. 36 2'ye bölünce de 12 gelecek. Yani bunların her birinin toplamı 12 olması gerekiyor. 1 ve 2'yi buraya yazdım. Daha sonrasında ise e, şu kısma, şu kısma 7'yi yazsam yanına 5'i yazarım. 7 5 daha 12. 1 2'yi buraya yazmıştık. 3'ü buraya yazdım. 4'ü buraya yazdım. Şimdi 2 4 daha 6. 12 gelmesi için buraya 6 gerekir. 1 3 daha 4. 12 gelmesi için buraya 8 gerekir. Şu an tüm şartlar sağlandı. Demek ki buraya 9 da yazılabiliyormuş. Bakın 9'dan daha büyük rakam olmadığı için demek ki buraya sadece ama sadece 3, 6 ve 9 gelebiliyormuş. Bunların da toplamı 18'i verir. Cevabımız da D seçeneği olur. Aşağıda verilen şekilde kalın kırmızı çizgiyle sınırlanmış her bir bölmeye bakın şu kalın kırmızı çizgilerden bahsediyor. Bunlara birden 6'ya kadar sayılar yazılacak birbirinden farklı ve her satır ve her sütunda da bu rakamlar birer defa kullanılacak. Buna göre A harfinin bulunduğu kutuya hangi sayı yazılmalıdır? Şimdiden özür diliyorum vaktinizi çalabilirim. Ee, çünkü biraz düşünsel bir soru. Biraz sudoku tabanlı bir soru. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar şimdiden... Kusura bakmayın vaktinizi çalarsam. Kim bilir belki de tek seferde çıkacak. Düşünelim bakalım. Şimdi öncelikle şurada bir var. Bu satırda başka bir olamaz. Ama şuradaki kırmızı bölgede arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim ben size. Şu kırmızı bölgede bir olmak zorunda. Demek ki o bir mecburen şurada olacak. Bu cepte. Daha sonrasında şuradaki satırda 6 olamaz. Çünkü var burada. O halde şu bölgeyi düşünecek olursanız şu bölgede 6 olmak zorunda. Demek ki 6 şu ikisine gelemeyeceğine göre mecburen şuradadır. Dolayısıyla ben buraya da 6'yı yazacağım. Pekala. Şimdi şuna bakın. Şurada 2'yi de gördük. Şu bölgeyi düşünün arkadaşlar. Bu bölgenin içerisinde zaten 2 var. Değil mi? Pekala. Ee, 2 şuraya gelemez. Çünkü bu sütunda kullanılmış zaten. Şu sütuna da gelemez. Yani arkadaşlar 2 buraya gelemiyor. Buraya gelemiyor. Ama şuradaki kırmızı bölgenin içerisinde o kırmızı bölgede şöyle parmakla gösterelim. Şu bölgenin içerisinde 2 olmalı. O halde mecburen 2 şuraya gelecektir. Şunları silelim. Bunu da bulduk. Pekala başka neler yapabiliriz? Onları düşünelim şimdi. 4 için bir şeyler yapılabilir mi diye bakıyorum. 4 için şimdilik bir tane 4 var o kalsın. 1 için başka bir şey yapabilir miyiz ona bakalım. Bir şurada var şu satırda şu kısma gelemez. Ee, daha sonrasında bir burada var buraya da gelemez. Bir bunun içinde de var bakın şu bölgenin içerisinde de var buraya gelemez. O zaman mecburi olarak bir burasıdır arkadaşlar. Çünkü şuraya gelememesinin sebebi bakın şuraya gelememesinin sebebi bölgenin içerisinde bir olması. Birin şuraya e, gelememiş olmasının sebebi bu satırda bir olması. Buraya gelememiş olmasının sebebi de bu satırda bir olmasıdır. Dolayısıyla şu çarpıları silelim ve yolumuza devam edelim. 1'i de bulduk. Şu satırda 1 yok. O 1'i de dilerseniz bulalım. Bakın şuraya gelemez çünkü bölgenin içerisinde. Buraya da gelemez. 1 bu sütunda olduğu için buraya da gelemez. Bu sütunda 1 olduğu için buraya da gelemez. Demek ki 1 mecburen buraya gelecek arkadaşlar. O 1'i de bulduk. Şimdi 1'den kaç tane var? Doğal olarak 6 tane olması lazım. 1 2 3 4 5 6 tane var. Demek ki 1'ler bitti artık. Şimdi başka şeylere yoğunlaşalım. Bakın şu bölgenin içerisinde onu da gördüm. Şu bölgenin içerisinde 5 olmalı. Fakat 5 bu sütünde olduğu için şuraya ve şuraya gelemeyecek. Doğal olarak 5 mecburi olarak buradadır arkadaşlar. Şimdi şu kısmı silelim. 5'i de bulduk. Başka 5 için nereler söylenebilir onlara da bakalım. Eee, tamam tamam. Pekala 5 için şu an herhangi bir yer göremedim. Ee, tekrar bakıyorum 5 için göremedim Tamam 6'lar için konuşalım şimdi o zaman Bakın 6 şu bölgenin içerisinde olmak zorunda Şu bölgenin Şu sütünde olduğu için 6 buraya gelemez 6 bu satırda olduğu için buralara da gelemez Daha sonrasında sevgili arkadaşlar Şu satırda olduğu için de şuraya da gelemez O zaman 6'nın gelebileceği tek yer var O da burası 6'yı da yazdık böylelikle Şunları silelim Başka Neler yazılabilir, neler yapılabilir? Şimdi buna bakalım. Arkadaşlar, şu sütunda, en sağdaki sütunda iki olmak zorunda. Yalnız iki şuraya gelemez çünkü bu satırda iki var. Buraya da gelemez çünkü hemen dibinde iki var. Ki zaten bu bölgenin içerisinde iki olduğu için direkt iki eleyebiliriz. Demek ki 2'nin gelebileceği bu sütuna tek yer. Şu kızım iki de yazmıştık bu şekilde başka 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 neler yapılabilir ona bakalım bakın bir tane daha çıktı buldukça daha da hızlanıyor e, işlemler şu satıra 3 gelemez Çünkü 3 var zaten Dolayısıyla şunu ve şunu eledim ama şu bölgenin içerisinde bir 3 lazım Dolayısıyla şuraya ben 3 yazabilirim bunu da hallettik bu bölgenin içerisinde şu bölgenin içerisinde gençler 4 ve 5 eksik 4 şurada olduğuna göre buraya gelemeyeceğine göre 4 mecburen 4 buraya gelir ve son olarak bu bölgenin içerisinde sadece 5 kaldı. 5 de buraya gelir deriz. Tamam, güzel. Bir bölgeyi hallettik böylelikle. Sorunun daha ne kadar çözümü var bilmiyorum ama en azından bir bölgeyi hallettik. Pekala. Şurada 3 ve 4'ün eksik kaldığını görüyoruz. Onlara şu an yapabileceğimiz herhangi bir şey yok arkadaşlar. Peki, devam. Bakın şu sütunda ikilerden çok var ama şu sütunda 2 yok. O 2'nin yerini de bir bulalım isterseniz. Olmaz mı? Şimdi 2 bakın şu satırda şöyle göstereyim. Şu satırda 2 var. Dolayısıyla A2 olamaz. Hatta bunu da eleyelim. A1 de olamaz. Sütunda 1 var çünkü. Şuraya 2 gelemez arkadaşlar. Burası olmaz. Şuraya da olmaz çünkü bu satırda var 2. Daha sonrasında bakalım şuraya veya şuraya gelecek değil mi? Dolayısıyla şu an herhangi bir şey söyleyemiyoruz gibi duruyor. Çünkü şuradaki 2'yi de bulmamız gerekiyordu bunu yazabilmek için. Başka? 2'nin gelemeyeceği yerleri şöyle işaretleyelim de. 2'ler üzerinden yürüyelim çünkü bayağı 2 oldu. Başka ne yapabiliriz? Başka ne yapabiliriz? 2 şu sütunda olduğu için buraya 2 gelemez. Bu sütunda da 2 var. Buraya da 2 gelemez. Zaten bakın şu sütunda tek eksik olan yer 2. Bir tane de boşluk kalmış. Onu da yazalım. Göremedik. Pekala 2'yi buraya da yazdık. Bakın arkadaşlar 2 artık bu satıra da gelemez. Buraya gelemiyordu. Buraya gelemiyordu. Artık buraya da gelemiyor. O zaman 2'nin olabileceği tek yer var. O da burası. Çok güzel. Bunu da bulduk. Evet. Başka neler yazabiliriz? Onlara bakalım şimdi. Ee, başka, başka, başka. Tamam. Bakın. Çok güzel bir tane daha gördüm. 6 bu satıra gelemez. 6 şu satıra da gelemez. O zaman 6'nın olabileceği tek yer var. O da burası. Çok güzel. Bakın. A sayısı artık 6 burada olduğuna göre 6 da olamaz. Bu da gitti. Şunları da sildik. Peki. Başka? neler yazabiliriz? Bakın şu sütunda bir tane eksik kalmış. O da 3. Üç. 3'ü de buraya yazdım. Şu bölgenin içerisinde ve bu sütunda bir tane boş yer kalmış. O da mecburen 6 olacak zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çok güzel. 6'yı da yazdık. Başka neler yazabiliriz? Bakalım. Başka çıkacak olan bir şeyler var mı diye kontrol edelim. Ee, şu an böyle çok bir şey kalmadı. Evet. Tıkanılan yerlerden bir tanesindeyiz. Bu tarz e, sudo oyunlarında genelde belli bir noktaya kadar tıkandıktan sonra 2 e, veya 3 tane ihtimal kalmıştır. O ihtimalleri deneyerek gideceksiniz. Şu bölgenin içerisine baktığınız zaman 1, 2, 3, 4 ve 5 eksik. Bu satırda da 4 ve 5 eksik. Sırf bu yüzden tıkanıyoruz zaten. Dolayısıyla bir tanesine 4, bir tanesine 5 yazarak artık şansımızı deneyeceğiz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 şu an oldu. Pekala. Şimdi burası 4 olursa e, şu sütunda şu sütunda hangileri eksik? 3 ve 5 eksik. Doğru mu? 5 burada olduğuna göre 3 mecburen burasıdır. Doğal olarak 5 de mecbur buraya kalacaktır. Pekala devam edelim işlemimize. Daha sonrasında arkadaşlar 1, 2, bakın 3 ve 4 eksik. 3 ve 4. Şu sütun, şu satırda 3 ve 4 eksik. 3 bu sütunda olduğu için mecburen burası 4'tür. Ve şurası da 3'tür diyebiliriz. Hatta bakın burası da 4'müş böylelikle. Artık şu sütunda eksik olan tek şey A. 1, 2, 3, 4, bir tek 5 eksik. Demek ki A 5'miş diyebiliriz. Fakat diğerlerini de tamamlamak zorundasınız. Niye? E çünkü satırda veya sütunda veya bölgenin içerisinde tekrar eden yerler çıkabilir. Çünkü şu an biz varsayımsal çözüyoruz bunu. Doğal olarak hepsini tamamlamamız lazım şimdi. Peki hadi tamamlayalım. Bakın buraya 5 dedik artık. Tamamlayalım. 1, 2, bakın burada 3 eksik. Şurada ne eksik arkadaşlar? 4 eksik. Şu an hepsini tamamladık. Peki eksik olan bir şey var mı? Bütün sütunlara ve bütün satırlara bakacaksınız. Burada 1'den 6'ya kadar hepsi var. 1'den 6'ya kadar hepsi var. Yine 1'den 6'ya kadar hepsi var. Hepsi birer kez kullanılmış. Buraları da zaten kontrol etmiştik. Satırlara baktığımız zaman burayı zaten kontrol ettik. Şurayı kontrol edelim. 1 2 3 4 5 6. Burası da aynı. Burası da birbirinden farklı ve burası da birbirinden farklı. Bir de bölgeleri kontrol edeceksiniz. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Şu bölgede yine 6. Şu bölgeyi zaten ilk başta yapmıştık. Bu bölgede de yine 1 2 3 4 5 6. Tamam, doğruymuş. Demek ki A kaçmış arkadaşlar? 5'miş diyeceğiz. Tekrar söylüyorum. Vaktinizi çaldığım için kusura bakmayın. Aşağıdaki şekilde her bir kırmızı kutucuktaki rakam hariç bulunduğu satırdaki rakamların toplamından sütundaki rakamların toplamı çıkarıldığında elde edilen sonuçlar kırmızı kutucuğa yazılmıştır. Kutucuklara rakamların her biri birer kez yazılmaktadır. Buna göre A ve B harflerinin bulunduğu kutucuklardaki rakamların toplamı en çok kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle 0 ve 1'i beyazlara yazamayacağız. Dolayısıyla 2'den başlayalım. 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 ve 9 yazacağız. Daha sonrasında şu satırdaki e, rakamların toplamından şu sütundaki beyaz kutucuklardaki rakamların toplamı çıkarıldığında gördüğünüz üzere 0 kalıyormuş. Yani burada x varsa toplam burada da x olacak. Ve şu satırdakinden şuradaki beyaz kutucukların toplamı çıkarıldığı satırda da 1 kalıyorsa demek ki burada da x eksi 1 olacak ki x'ten x eksi 1 çıktığı zaman 1 kalsın. Buraya yazılacak olan rakamların tamamının toplamı 44 yapar. Ve 44 aslında x artı x artı x eksi 1. Yani 3x eksi 1'e eşit olmak zorunda. Yani 3x eşittir 45 diyeceğiz. Ve buradan x eşittir 15 gelecek. Yani az önce x dediğimiz yerlere biz toplamları 15, x eksi 1 dediğimiz yere de 14 demiş olacağız. Buradakilerin toplamı 15, burası 15 ve buradakilerin toplamı da 14 yapacak. Şimdi bunlara uygun yazacağız ve A ve B'nin toplamında maksimum çıkmasını istiyoruz. E doğal olarak ilk A'ya 9, B'ye 8 vermek aklımızdan geçer. Burası 9 ise burası 6 olmalı ki 9 artı 6'dan 15 gelsin. Burası 14 ise 8'in yanına ben 2 ve 4'ü yerleştirirsem toplamları 14 yapar. Ve geri kalan rakamlar yani 3'ü, 5'i ve 7'yi de buraya yazdığım takdirde burası da 15 yapacaktır. Şu an tüm şartlara uygun biçimde tabloyu doldurduk. O halde A'nın max değeri 9, B'nin max değeri 8. 9 artı 8 bize 17'yi verir. Cevabımız E şıkkıdır. Bir veri grubundaki sayıların toplamının gruptaki terim sayısına bölümü ile elde edilen sayıya o veri grubunun aritmetik ortalaması denir. Şimdi A, B ve C sayıları kadar 15, 19 ve 23'ümüz var. 15 şurada sayı doğrusu üzerinde. 19 burada ve 23 de burada. Bundan A tane, bundan B tane ve sevgili arkadaşlar bundan da C tane varmış. Peki burada dikkat etmemiz gereken şey, fark etmemiz gereken şey 15 ile 9 arasındaki mesafe, 19 ile 23 arasındaki mesafeye eşit. A, B'den büyük, B'de C'den daha büyük veya eşitmiş. Şimdi en iyi ihtimalle bunların hepsi birbirine eşit olursa yani A tane 15, A tane 23, ve a tane 19 ki eşit de olabilirler. Dolayısıyla eğer hepsi birbirine eşit olsaydı aritmetik ortalaması 19 olacaktı. Bakın ne dedim cümleye başlarken en iyi ihtimalle. Yalnız a burada daha büyük olduğu için ortalamayı kendine çekecektir ve bizim aritmetik ortalamamız bu şekilde maksimum 19 olacaktır. Maksimum 19 ise tabi ki cevabımız 20 olamaz arkadaşlar. Cevap E seçeneğinde verilmiştir. Tüm değerlerin eşit sayıda tekrar edilmediği bir veri grubundaki en çok tekrar eden her bir değer bu veri grubunun tepe değeri olmaktadır. İki basamaklı doğal sayılardan oluşan 12A, 16B, 16, 18 veri grubunun modu 16 olmadığına göre A artı B toplamının alabileceği kaç farklı, pardon, farklı değerlerin toplamı kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şu, Bunlar küçükten büyüğe doğru sıralı verilmemiş Eğer sıralı verilmiş olsaydı B'de mecburen 16 olacaktı ve mod kaçınılmaz olarak 16 olacaktı e, Mod 16 değilse demek ki bunlar sıralı verilmemiş O halde arkadaşlar Burada 16 ve 16'yı yazdım Şu şekilde sıralıyorum 12'yi buraya yazdım ve 18'i de buraya yazdım Şimdi bir A bir de B var Eğer ki mod 16 değilse ya 12'den 3 tane vardır ya da 18'den 3 tane vardır. Yani A ve B birbirine eşit ve 12 ya da A ile B buradadır ve birbirine eşit ve 18'dir. O halde A artı B toplamı ya 12 artı 12'den 24'tür ya da 18 artı 18'den 36'dır. Başka bir yolu yok. İkisinin toplamı 60 yapar ve A artı B'nin alabileceği değerlerin toplamı da D şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Bir veri grubundaki en büyük sayı ile en küçük sayı arasındaki farkı o veri grubunun açıklığı denir. A kümesi 5 tane elemandan oluşmuş bir küme. B kümesi de öyle x'lerden oluşuyor ki bu x'ler 8'den büyük veya eşit 20'den küçük ve 2'nin tam katları olacak şekilde bir kümeymiş. A kesişim B kümesinin elemanlarından oluşan veri grubunun açıklığı M. A birleşim B kümesinin elemanlarından oluşan veri grubunun açıklığı N olmaktadır. Buna göre M artı N toplamı kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle B kümesini bir yazalım. 8, 10, 12, 14, 16 ve 18'dir. 20 yoktur çünkü eşitlik yok burada. Ve 2'nin katları demiştik. A kümesi de zaten 11, 14, 18, 19 ve 20 idi. Kesişimlerine bakacak olursak 18 var ve sadece 14 var. Başka bir eleman yok. O halde iki tane verisi olan bir grubun açıklığı Tabii ki büyükten küçüğü çıkarmakla bulunur. Yani M arkadaşlar kaçmış? 4'müş. 18'den 4'ü çıkarttınız. Birleştirirsek eğer bu kümelerin birleşimindeki en büyük eleman 20, en küçük eleman 8 olduğu için 20'den 8'i çıkaracaksınız. Açıklık 12 olacaktır. Yani N'de 12'ymiş. Bu ikisinin toplamı sorulmuş. Doğru cevap C seçeneğidir. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında gruptaki terim sayısı tekse ortadaki sayıya çiftse ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri grubunun medyanı yani ortancası denir. Bir veri grubundaki elemanlar bu şekilde verilmiş. Ben bunları küçükten büyüğe doğru sıralamak istiyorum. 12, 13 ve 14'ü yazalım. 12, 13 ve 14. Daha sonrasında 17, 20, 17, 20, 21 ve 23 şeklinde. Şu an veri grubumuzun medyanı 17'dir arkadaşlar. Pekala. Bu veri grubundan hangi sayı çıkarılırsa grubun medyanı değişmez diye sorulmuş. Eğer ben buradan 17'yi çekip çıkarırsam 14 ve 20 tam ortada kalacaktır. Ve bunları da aritmetik ortalaması toplayıp 2'ye böldüğünüz zaman yine 17 gelecektir. Yani medyan yine 17 olacaktır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğinde verilmiştir. Bir veri grubundaki terimlerin toplamının gruptaki terim sayısına bölümü ile o veri grubunun aritmetik ortalaması bulunur. 5 kişilik bir grubun yaş ortalaması 25 ise bunların yaşları toplamı 5 çarpı 25'ten 125'tir. Bu gruba yaşları birbirinden farklı 4 kişi dahil olduğunda grubun yaş ortalaması 20 olmaktadır. 4 kişi katılınca 9 kişi olurlar ortalaması 20 ise 9 çarpı 20'den artık grubumuzun yeni yaş toplamı 180. 180'den 125'i çıkardığınız zaman 55'i bulursunuz ve bu 55 gruba sonradan katılan 4 kişinin yaşları toplamıdır aslında. Buna göre gruba sonradan dahil olan 4 kişiden en küçük olanının yaşı en fazla kaçtır? Yani burada en küçük A dersek A'nın maksimum değeri soruluyor bize. Öncelikle 55'in civarında 4'ün katı olan 56 var. 56'yı 4'e bölerseniz 14 gelir. Yani aslında 14 14 14 14, 14 seçebilirdik fakat fakat 55 olduğu için toplamları ben bunu 13 yapacağım. Yaşları birbirinden farklı dediği için de bakın şöyle diyeceğiz. Bunu bir küçülteceğim 12. Bunu da küçültelim 13. Bu 14 olarak kalsın. Buna da 16 kalacaktır. Demek ki en küçüğü en çok 12 yaşındadır diyeceğiz. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Aşağıda her bir bloğunda 15 daire bulunan iki apartmanın girişindeki posta kutuları gösterilmiştir. A blokta 15 tane, B blokta 15 tane yine daire var. Posta kutuların üzerinde yazan numaralardan iki tanesi yıprandığı için sökülüp yenisi yapıştırılacaktır. Bu işlem yapılırken A bloğun kutu numaralarından birisi yanlışlıkla B'ye, B'deki de A'ya takılmıştır. Başlangıçta A bloktaki kutular üzerindeki numaralar ile B bloktaki kutular üzerindeki numaralar Ayrı ayrı birer veri grubu oluşturulduğu, oluşturduğu düşünülürse Son durumda A bloktaki veri grubunun açıklığı 10 artmış Bakın bunun açıklığı 14'tü Demek ki 24 olmuş B bloktaki veri grubunun aritmetik ortalamasının biraz aldığı görülmektedir Sayılar düzenli arttığı için Tam ortadaki sayı yani 23 arkadaşlar Bunun aritmetik ortalamasıdır Çünkü 16 ya da 30'a da olan uzaklığı 7 birim Dolayısıyla bunun ortalaması 23 ise bir azalmış ortalama 22'ye düşmüş. Buna göre yanlış yapıştırılan kartlar üzerindeki rakamlar toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi bunun aritmetik pardon açıklığının 24 olabilmesi için 14 iken 24 olabilmesi için demek ki buraya en küçük değer 1 iken buraya 25'in geçmesi gerekiyor gibi düşünebiliriz. 25 buraya geçiyorsa arkadaşlar bakın bu veri grubunun B veri grubunun toplamı 23 çarpı 15 tane sayı olduğu için 15'tir. Yeni ortalamamızda 22'ymiş 22 çarpı 15 ben bundan bunu çıkarırsam karşıya Geçen sayı ile gelen sayının arasındaki farkı bulabilirim ki bu da 15'miş Şimdi karşıya 25 geçtiğine göre demek ki toplam 15 azalacak O halde buraya da 10 gelmiştir Yani A bloktaki 10 numara B bloğu yapıştırılmış B bloktaki 25 numara da karşıya yapıştırılmış Böylelikle arkadaşlar Yanlış yapıştırılan kartlar üzerindeki rakamların toplamı bize 8'i verir. 2, 5, 1, 0 daha cevabımız A seçeneği olacaktı. Standart sapmanın formülü bize verilmiş. Bu veri grubunun bir veri grubunun standart sapması S ise S nasıl hesaplanıyormuş? Şu şekilde önce aritmetik ortalamayı bulduk ya. Aritmetik ortalamadan sevgili arkadaşlarım tek tek bütün terimleri çıkarıp karelerini alıyoruz. Terim sayısına bölüp terim sayısının bir eksiğine bölüp karekökünü hesaplıyoruz. Şimdi bizim terimlerimiz 7, 7, 8 ve 10 sa. Bunların aritmetik olan, aritmetik ortalaması olan x üssü arkadaşlar toplayıp 4'e böldüğünüz zaman 8 gelecektir. Şimdi 8'den 7'yi çıkardım 1, 1'in karesi. 8'den 7'yi çıkardım 1, 1'in karesi. 8'den 8'i çıkardım 0, 0'ın karesi. 8'den 10'u çıkardım eksi 2, karesi 4 yapar arkadaşlar. Bölü terim sayısının 1 eksi ve daha sonra bunun karekökü bize standart sapmayı verecektir. 1'in karesi 1, bir, 1'in karesi 1, 4 eklersem 6, 6'yı 3'e böldüm 2. Demek ki cevap kök 2 olacakmış. Doğru cevap B seçeneğinde verilmiştir. Aşağıdaki grafikte 5 üzerinden değerlendirilen bir sınavda alınan notlar ve kişi sayıları gösterilmiş. 12 kişi 1 almış, 4 kişi 2, 6 kişi 3, 10 kişi 4 ve 4 kişi 5 almış. Bu sınıftaki öğrencilerin aldığı notlar bir veri grubu oluşturduğunda bu veri grubunun tepe değeri yani modu ortanca değeri yani medyanın aritmetik ortalaması toplamlarının bir tam sayıya eşit olabilmesi için en az kaç öğrenci aldığı nottan farklı bir not almalıdır. Öncelikle tepe değeri zaten burada sevgili arkadaşlar 1'dir. Yani bir tam sayıdır. Medyanı zaten veri grubumuz 1, 2, 3, 4, 5'ten oluştuğu için medyan da bunlardan birisi olacak. Dolayısıyla medyan da bir tam sayıdır. Aritmetik ortalamanın tam sayı olması gerekiyor. Aritmetik ortalamayı bulmak için kişi sayısını bulacağız önce sınıfın. 12, 10 daha 22, 6 daha 28, 4 daha 32 ve 4 daha 36 yapar. Kişi sayısı 36. Şimdi notların toplamı lazım bize. Bu notların toplamını bulmak için de sevgili arkadaşlar ne yapacağız? Şunu bakın. 12 kişi 1 aldığına göre bunların not toplamı 12'dir. 4 kişi 2 aldığına göre 8'dir. 6 kişi 3 aldığına göre 18'dir. 10 kişi 4 aldığına göre 40'tır toplamı. Ve 4 kişi de 5 almış toplamda 20. Üst tarafı toplarsanız 98 ettiğini görürsünüz. 98 bölü 36. Bunun tam sayı olabilmesi için sevgili arkadaşlar. 98'i en yakın 36'nın katı 108 var. 108'e eşit diyebiliriz. Yani öğrencilerin notlarının aslında 10 fazla olması gerekiyor. Peki kaç tane öğrencinin farklı bir not alması gerekiyor? Mesela bu bir alanlardan birisini 5 aldırırsak 4 artacaktır toplam. Bir tane daha aynısından yapalım yine 4 artar ve bir alanlardan bir tanesinde 3 aldırırsak eğer notunu değiştirirsek böylelikle toplam 4 artı 4 artı 2'den 10 artmış olur. Yani sınıfın e, aldığı notların toplamı 108 olur. 108 36'ya bölersek artık bu da bir tam sayı olacaktır. Demek ki kaç tane öğrencinin notunun değişmesi lazımmış en az? 3 tane cevap B seçeneği olacaktır. A13, 14, 18 ve 20 tam sayılarından oluşan veri grubunun standart sapmasının 4 olduğu bilgisi verilmiş. Yani ben bu grubun aritmetik ortalaması olan x üsünü bulduktan sonra bundan tek tek önce a'yı çıkaracağım, karesini alacağım. Daha sonrasında aritmetik ortalamadan 13'ü çıkarıp karesini alacağım. Aritmetik ortalamadan 14'ü çıkarıp karesini alacağım. Aritmetik ortalamadan 18'i çıkarıp karesini alacağım. Ve aritmetik ortalamadan 20'yi çıkarıp karesini alıp en son bunu terim sayısının 1 eksiğine yani 4'e bölüp bunun karekökünü bulduğum takdirde de bu bize 4'ü verecekmiş. Peki ben diyorum ki standart sapma zaten tam sayı olduğu görülüyor. O halde buradaki aritmetik ortalamanın da ne olması gerekiyor arkadaşlarım? Tam sayı olması gerekiyor ki sonuç karelerini alıp böldüğümüz takdirde ve kök dışına çıktığında yine bize bir tam sayı versin. O halde aritmetik ortalamamıza bakalım. 13, 14 daha 27, 18 daha 45, 20 daha 65 artı A. Ben bunu 5'e böleceğim. Ki bu da bana zaten 13 artı A bölü 5'i verir. 13 artı A bölü 5'in ne olması gerekiyor arkadaşlarım? Tam sayı. O halde A burada 5'in katı olmak zorunda. A kaçtır diye sorulmuştu. 2, 8 ve 12 zaten burada gitti. Pekala. Eğer ki A 5 olursa Yerine yazıldığı takdirde aritmetik ortalamamız 14 gelecektir. Şimdi gelin şunu bulalım. A'ya kaç dedik? 5 dedik. 14'ten 5'i çıkardınız. 9. 9'un karesi. Artı. 14'ten 13'ü çıkardınız. 1'in karesi 1. 14'ten 14'ü çıkardınız. 0'ın karesi 0. 14'ten 18'i çıkardınız. Eksi 4. Eksi 4'ün karesi 16. 14'ten 20'yi çıkardınız. Eksi 6 karesi 36 yapar. Bunu 4'e böleceğiz ve karekökünü aldığımız takdirde de 4 gelmesini istiyoruz. Hadi bakalım. 81 bir daha 82 yapar. 16 daha 98 yapar. 36 daha da 134 yapar. 134'ü 4'e böldüğümüz takdirde 16 gelmesi lazım. Çünkü 16'nın karekökü 4. 134'ü ben 4'e böldüğüm takdirde 16 ile karşılaşmam arkadaşlar. Dolayısıyla A sayısı 5 değilmiş. Gelin bir de şuna bakalım. 13 artı a bölü 5'ti. A'yı bu sefer 10 seçelim. 10 seçersek aritmetik ortalamamız 15 gelecektir. Bunu 10 seçtik unutmayın. 15'ten 10'u çıkardım. Karesini aldım 25. 15'ten 13'ü çıkardım 2 karesini aldım 4. 15'ten 14'ü çıkardım 1 karesini aldım 1. 15'ten 18'i çıkardım eksi 3 karesini aldım 9. 15'ten 20'yi çıkardım eksi 5 karesini aldım 25. 25 25 daha 50. Şurası 60 ve 64 geldi. 64'ü e 4'e bölüp karesini ve kare kökünü aldığım takdirde 4 geliyor mu? Evet çünkü içerisi 16 yapar. Demek ki A 10'muş arkadaşlar. Doğru cevabımız da D seçeneğiymiş. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında veri sayısı tekse ortadaki sayıya, veri sayısı çiftse ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına medyan. Veri grubunda en çok tekrar eden sayıya ise o veri grubunun modu yani tepede değeri denir. Tam sayılardan oluşan küçükten büyüğe doğru sıralanmış bu veri grubunda iki tane mod varmış. Bu modlardan biri de aynı zamanda medyana eşitmiş. A artı B artı C en az kaçtır diye sorulmuş. Şimdi veri grubumuzu şu şekilde düşünecek olursak. 4 tane sol tarafa 4 tane sağ tarafa ayırdım. Benim burada medyanın B. Şimdi A artı B artı C toplamı en az kaçtır diye sorulduğu için B'yi burada 12 seçmekte fayda var. Modlardan bir tanesi 12 olsun. Diğer modu şurada C'yi 16 seçerek elde edebilirim fakat fakat A'yı A, B, toplamaya en az kaçtır diye soruyor. A'yı 8 seçmek daha mantıklıdır. C'yi de küçükten büyüğe doğru sıralandığı için bunu da 17 seçeriz. Şimdi toplayalım. 8, 12 daha 20, 17 daha 37 yapar. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki tabloda 9. sınıfların aldığı notların aritmetik ortalaması ve standart satması verilmiştir. Aritmetik ortalaması büyük olan sınıf daha başarılıdır denilmiş bize. Homojen sınıf standart sapması küçük olandır. En başarılı sınıf 9C. Yani aritmetik ortalaması en yüksek olan 9C'ymiş. Ve en homojen sınıf da zaten burada da görülüyor. Standart sapması en küçük olan D şubesidir. En küçük ortalamaya sahip de 9A şubesiymiş. Yani 9D'deki Y 80'den büyükmüş. X artı Y toplamı en az kaçtır diye sorulmuş. O halde ben Y'yi 81, Burada en başarılı sınıf olduğu için 86 seçelim. Bu ikisinin toplamda bize 167'yi verir. Doğru cevap B şıkkıdır. Bir veri grubundaki sayıların toplamanın gruptaki terim sayısına bölümüyle elde edilen sayıya o veri grubunun aritmetik ortalaması denir. Veri grubunun en büyük sayı ile en küçük sayı arasındaki farka o veri grubunun açıklığı denir. Veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortadaki sayıya, Veri sayısı çiftse ortadaki kalan iki sayının aritmetik ortalamasına da medyan denir. 1, a, b, c ve 13. 1, a, b, c ve 13 sayılarına oluşan ve küçükten büyüğe doğru sıralanmış birbirinden farklı olan verilerden oluşan bir veri grubumuz var. Bu veri grubunun açıklığının yarısı ki açıklığı bunun kaç arkadaşlar? 13'ten 13'ten 1'i çıkardınız 12. İşte bunun yarısı, yarısı da 6 yapar. Demek ki aritmetik ortalamamız 6'ya eşitmiş. Çünkü öyle demiş ortalamaya eşit olup bu veri grubunun medyanı değildir. Yani veri grubunun medyanı 6 değilmiş. Pekala medyan en az kaçtır diye sorulmuş. O halde arkadaşlar bakın. Aritmetik ortalama 6 ise 5 çarpı 6'dan bunların toplamının 30 yapması lazım. O halde A artı B artı C'ye de kaç kalacaktır? Tabii ki 16. Şimdi bunlar küçükten büyüğe doğru sıralandığı için ben A'yı 2 seçersem C'yi de çok seçeyim. B'yi az kalsın çünkü en az kaçtır diye soruluyor. B bu arada bizim medyanımız değil mi? Şöyle gösterelim. C'yi 12 seçersem 12 2 daha 14 yapar. Buna da 2 kalır. Ama sayılar birbirinden farklı diyordu. Demek ki bunu alamayacağız. Bu 2 kalsın. Bunu 11 yaparsak bu da 3 olur. Demek ki medyanımız en küçük 3 olacak. Cevabımız A seçeneğidir. 3 tane önerme verilmiş. Buna göre aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk değeri 0 olur diye sorulmuş. 2 üzeri 10'u 2 üzeri 1'e bölersem 2 üzeri 9 gelmesi lazımdı. Yanlış bir ifade 0. 2 üzeri 10 2 üzeri 1'in çarpımı 2 üzeri 11 yapacaktı ama 2 üzeri 20 demiş bu da 0. 2 üzeri 10 2 üzeri 10'un toplamı yani 2 tane 2 üzeri 10 çarparsanız 2 üzeri 11 gelir demek ki bu da doğru. Pekala şimdi yerlerine yerleştirelim. P ise Q demiş yani 0 ise 0. Bunun doğruluk değeri 1'dir. Q ise R yani 0 ise 1. Bunun da doğruluk değeri 1'dir. P'nin değili yani 1 ya da Q. Q neydi arkadaşlar? Q da 0'dı. 1 ya da 0 ya da da biliyorsunuz bileşenler birbirinden farklı doğruluk değerine sahipse 1'di. Bu da olmaz yani. Q ancak ve ancak P. Q 0'dı. Ancak ve ancak sevgili arkadaşlarım yazamadım. Hemen düzeltiyorum. 0 ancak ve ancak P neydi? O da 0. 0 ancak ve ancak 0 ancak ve ancak da ikisi birbirinin aynısıysa cevap 1 oluyordu. Bu da değilmiş. Cevap Edirne'ymiş. Edirne'yi de bakalım. Ee, 1 ise P 0. Zaten 100 kuralı var biliyorsunuz. Demek ki 1 ise 0 sıfır, 0'dır. Doğru cevap da E şıkkıdır. P ise Q'nun değil veya R. Denktir 0 bileşik önermesi veriliyor. Buna göre aşağıda verilen önermelerden hangisinin doğruluk değeri 1 olur diye sorulmuş bize. Şimdi ben bu önermeyi şöyle şuraya size büyükçe göstereyim arkadaşlar. İsenin sonucu sıfırsa şu bileşen birdir. Şu bileşenin de sıfır olması gerekiyor ki bir ise 0 0 olsun. Demek ki ben artık şunu öğrendim ki P kesinlikle 1. Daha sonrasında Q'nun değil veya R eğer sıfır gelecekse bu da sıfırdır bu da sıfırdır. Yani R de sıfırmış arkadaşlar. Bir de Q için yorum yapalım. Q'nun değili sıfırsa Q 1'dir. Pekala şimdi biz bunları kullanacağız. Ve bunları kullanarak cevabımızı bulacağız. Biz doğruluk değeri 1 olanı arıyoruz. P 0'dı. 0 V. Bakın V'nin içerisinde pardon P 1'di üzgünüm. 1 V. R 0'dı. V bağlacının içinde 0 varsa sonuç 0'dır. Yani biz 1 olanı aradığımız için A'yı eledim. Bakın R 0'dı. V bağlacı var. Bu da gitti. Şunu gördüm. Q1'di. Q 1'di. Q'nun değeri 0 yapar. 0 V. Bu da gitti o zaman. P'nin değili 0 veya R de 0. 0 veya 0 0'dır. Bu da gitti. P'nin değili 0 veya R'nin değili 1 veya bağlacının içerisinde 1 varsa sonuç 1'dir. Cevap E seçeneğidir. ABC birer tam sayı olmak üzere bize 3 tane önerme verilmiş ve P ve Q ise R'nin değili önermesinin yanlış olduğunu da dile getirmiş. Şimdi şöyle alalım biz bunu. Bu eğer yanlışsa arkadaşlar Şurası 1'dir. Bu da 0'dır. Bunun 1 olması için P'nin 1 ve Q'nun 1 olması gerekiyor. R'nin değili 0'sa R de tabii ki 1'dir. Yani bunların hepsi 1'miş arkadaşlar doğruluk değerleri. Şimdi birinci önermemize bakalım. A artı B toplamı tektir demiş. A ile B'nin toplamı eğer tek sayıysa bunlardan biri tekse öteki çift olmalı. Çifte tek veya teke çift. Şıklara bakıyorsunuz tek tek demiş. Gitti. Tek tek gitti. Tek çift kalabilir. Çift çift gitti. Çift çift gitti. Cevabımız C seçeneği olacakmış. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. 1 ya da 1 sıfırdır ya da bağlacının iki ucu da birbirinin aynısıysa cevap sıfır oluyordu. Yani birinci öncülümüz doğru. 1 olmayanları eleyebilirsiniz. 1 ancak ve ancak 1 eşittir, denktir, 1'dir denilmiş. Ancak ve ancak bağlacında iki uçta aynıysa cevap 1'di. Bu da doğru. 2 olmayanları da eleyebiliriz. 0 ise 1, bir, 1'dir demiş. İse bağlacında sadece 1 ise 0'ın sonucu 0'dı. Diğer tüm durumlar arkadaşlar cevabı 1'di. Dolayısıyla bu da doğru. Cevabımız E seçeneğidir. Ayşe, Berna ve Ceyda'nın boyları ile ilgili 3 tane önerme verilmiş. Ve şurada gördüğümüz önermenin gençler ne olduğu belirtilmiş. Yanlış olduğu söylenmiş. Şimdi eğer bu yanlışsa şu 1'dir. Burası 0'dır. Burasının 0 olması için e, bunun da bunun da 0 olması gerekiyor. Şimdi Q'ya 1'i yazalım. P'nin değeri 0'sa P 1'dir. R'nin değeri 0'sa R de 1'dir. Yani bu önermelerin hepsi doğruymuş. Ayşe en uzundur ifadesi doğruysa Ayşe'nin boyu en büyük olacak. Berna en kısa değildir. Doğruysa evet gerçekten Berna en kısa olmayacaksa o zaman Berna ortancadır. C daha en uzun değildir. Zaten C dahi da en küçük olarak kabul ettik. Doğru cevabımız A büyük B büyük C olacak. Bu da bize B seçeneğinde verilmiş. P, Q ve R birer önerme olmak üzere P veya Q 1, P ve R de 0'mış. 0 ise P de 0'dır, R de 0'dır. Bakın burası 0 bunun cevabının 1 olması için Q'nun %100 1 olması gerekiyor. Şimdi P 0, Q 1, R de 0. Bunların hangilerinin doğruluk değeri daima 1'dir diye sorulmuş. Yerlerine yazalım. P 0'dı, Q 1'di, R de 0'dı. 0 1 0 ve P 0'dı, R sıfırdı, Q da 1'di. Pekala. Şimdi bakalım. 0 ve 1 0 yapar ya da 0 0 ya da sıfırın doğruluk değeri sıfırdır. 0 veya 1 1 yapar veya R sıfırdı, 1 veya 0 1'dir. P ve R 0 ve 0 0'dır ise Q'da da 1'di 0 ise 1 cevap 1'dir. Hangileri 1'miş arkadaşlar? 2 ve 3 o halde cevabımız D seçeneği olacaktı. X, Y ve Z 0'dan farklı gerçek sayılar olmak üzere P, Q, R önermeleri için bu önermeler verilmiş. Bakın Q ise P veya R. Hemen size şöyle bunu büyütelim. Ve şu şekilde Yazalım. Bunun cevabı eğer sıfır ise Q1'dir. Şurasının sıfır olması lazım. Demek ki bu da sıfır bu da sıfırmış. Yani Q1 diğerleri sıfırmış. Demiş ki x çarpıya sıfırdan büyüktür. E Bu yanlışsa demek ki x çarpıya sıfırdan küçük olacak. Y sıfırdan büyüktür ifadesi doğru. Bakın y pozitifse o zaman x kesinlikle negatiftir. Y pozitif olacak. Bakın burası negatif. Burası negatif. Burası negatif. Gitti. X de negatif olacak. Bakın negatif. Bakın bu pozitifmiş gitti. O halde cevabımız B seçeneği olacaktı. P, Q ve R birer önerme olmak üzere. P ise R ise Q'nun değil önermesinin karşı tersi nedir? Şimdi şunu sağ tarafa bunu sol tarafa alıp değillerini alacağım. Q'nun değilinin değili ise P ise R'nin değili. Bu bana karşı tersini verecek. Q'nun değilinin değili Q'dur İse P ise R'nin yani ise bağlacınınla bağlanmış bileşik önermenin değerini direkt alamıyorum. Dolayısıyla bu iseyi neye çevirmem gerekiyor? Veya'ya. P'nin değili veya R diye yazdım. Bunun değerini alacağım. Bu da bana neyi verir? P ve R'nin değerini verecektir. Cevabımız bu arkadaşlar. Bu da D seçeneğinde verilmiş. P, Q ve R birer önerme olmak üzere bu denklikler verilmiş. Aşağıdakilerden hangisinin doğruluk değeri Diğerlerinden farklıdır diye de sorulmuş. Şimdi öncelikle P ve 1 sıfırsa V bağlacının içerisinde sıfır olması gerekiyor ki sonucu sıfır olsun. Dolayısıyla P kesinlikle sıfırdır. P sıfırsa sıfır veya Q'nun değili sıfır ise sevgili arkadaşlar şuranın sıfır olması gerekiyor. Q'nun değili eğer sıfır ise Q kesinlikle birdir diyebiliriz. Pekala Q'yu da bulduk. Q 1 ise 1 ve R'nin sıfır olması için R'nin sıfır olması lazım. Yani P kesinlikle 0 dedik. Q'ya 1 dedik. Ve R de 0 oldu. Şimdi yerlerine yazalım. P 0'dı. 0 ise ise bağlacında 0'dan yola çıkıyorsak kesinlikle cevap 1'dir. Dolayısıyla burası 1. B'ye bakıyoruz. P'nin değili 1 ya da R'ye bakıyoruz 0. 1 ya da 0 ya da bağlacının bileşenleri birbirinden farklı doğruluk değerlerine sahipse sonuç 0. Sonuç 1'di. Yani A ve B olamaz cevap ikisi de 1 çıktı. Q'nun değili 0 ancak ve ancak R de 0'dı. Ancak ve ancak bağlacında bileşenlerin doğruluk değerleri aynıysa sonuç 1'di. Bu da gitti. R'nin değili 1 ise P 0'dı. 1 ise 0, sıfır, 0'a denkti. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. P ve Q birer önerme olmak üzere bu doğruluk tablosu bize verilmiş. Tabloya göre bu önermeye denk ifade hangisidir diye soruluyor. Şu kısma bakalım. P ise Q var bakın. 1 ise 1, 1. 1 ise 0, 0. 0 ise 0, 1'dir arkadaşlar. Dolayısıyla X 0'mış, T de 1'miş. Pekala. Şimdi geçelim yan tarafa. Bakın burada P ise Q var. Yani bunu buradan kullanacağız. P'yi de şuradan kullanacağız. Tamam. 1 ancak ve ancak 1, 1'dir. Daha sonrasında Z içinde şunla şuna bakacağız. 0 ancak ve ancak 1 0'dır. Demek ki gençler Y 1'miş, Z de 0'mış. Şimdi yerine yazalım. X neydi? 0. Ya da T'nin değili 1, 1'in değili 0. Veya Y neydi arkadaşlar? 1'di. Ancak ve ancak Z'nin değili Z0'du, Z 0'dı, Z'nin değili 1 yapar. Pekala. 0 ya da 0. İkisi birbirinin aynısı olduğu için sonuç 0. Bir ancak ve ancak bir ikisi bir, bir line olduğu için bir yapar. Sıfır veya bir de birdir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Her x doğal sayısı için x kare büyük veya eşit sıfırsa öyle x tam sayıları vardır ki x kare eksi 9 eşit sıfır bileşik önermesinin olumsuzu yani değili alındığında değişikliğe uğrayan ifade sayısı toplam kaçtır? İse bağlacının değilini öyle yakten alamıyorduk. Ne yapıyorduk? Eğer şurası P ise ve şurası da Q ise Q, P ise Q'da önce bunu veyaya çeviriyorduk. Yani P'nin değili veya Q yapıyorduk. Hala şu an değil almıyorum. Sadece ifadenin, ifadeyi V'ya alıp şekilde yazıyorum. O halde P'nin değili nedir arkadaşlar? Ha, bu arada bir de bunun değilini alacağız değil mi? Bunun da değilini alıp öyle yazalım. Bu ifade de gençler P ve Q'nun değiline denktir O halde P zaten aynı kalacak mı şurası. Yazalım. Her X doğal sayısı için x kare büyük veya eşit 0. Burada değişikliğe uğrayan bir şey yok. Şurası v. Çoğunun değeri şunun değilini alırsanız da en az bir tane vardır anlamına gelen e, ters e her olacaktır. Her x eleman tam sayısı için x kare eksi 9 sıfırdan farklı deyibini aldık. Pekala değişikliği uğrayan bir şu var ise v oldu. Şuradaki en az bir tane vardır anlamına gelen ifade her oldu. Şuradaki eşittir de eşit değildir oldu. Yani toplamda 3 tane değişikliği oranı ifade var. Cevabımız B seçeneğiydi.